Arkadaşlar merhaba. Temel ilk yardım dersimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. İkinci bölümümüzün konusu arkadaşlar temel yaşam desteği. Bu bağlamda solunum sistemi ve önemi, dolaşım sistemi ve önemi, olay yeri, hasta veya yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıklarında ilk yardım arkadaşlar. Bu konulara değineceğiz bu bölümde arkadaşlar. Solunum sistemi ve önemi. Solunum işleminin gerçekleşmesinde görev alan yapıların oluşturduğu sisteme de solunum sistemi adı verilir. Solunum sisteminde görev alan yapılar oksijeni havadan alarak kana ulaştırırken kandan da karbondioksit alarak beden dışına atarlar. Solunumda görev alan bu yapılar burun, ağız, yutak ve gırtlak üst solunum yollarını, soluk borusu, bronşlar ve akciğerler ise alt solunum yollarını oluştururlar arkadaşlar. Bir soluk alma işlemi alma ile bir soluk verme ile birlikte bir solunum döngüsü oluşturulmuş olur. Yani soluk al verme ile. Bebeklerde dakikada yaklaşık 18 ila 25, çocuklar 18 ila 20 kez ve yetişkinler ise 18 ila 20 kez soluk alıp verir. İstirahat halinde normal bir nefes alma sırasında akciğerlere 500 mg hava girişi ve çıkışı olur. Eğer normal bir soluk aldıktan ve verdikten sonra zorlayarak soluk verirseniz yaklaşık 1000 mililitre daha hava dışarı atılabilir. Solunum otonom sinir sistemi tarafından yönetilen bilinçsiz bir reflekstir ve durdurulamaz. Kişinin kontrolünde değildir yani. Fakat istendiğinde solunum azaltılıp çoğaltılabilir. Beynin medulla bölgesinde solunum merkezi vardır. Solunumda görev alan yapılar bu merkezle bağlantı kurarlar. Solunum merkezindeki soluk alma ile ilgili sinir hücreleri kendi kendine ateşler yani aktifleştirir. Kendi kendine. Kişinin durumuna göre yani dinlenme hali, egzersiz, ayakta durma, araç içi yolculuk, travma, hava sıcaklığı gibi nedenlere bağlı olarak soluk verme sayısı değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. İlk yardımcının temel düzeyde solunumla ilgili temel bilgileri bilmesinde fayda vardır. İlk yardımcı soluk alma verme sıklığını, soluk alıp verme süresini bilmelidir ki herhangi bir kaza ya da yaralanma anında kişilerde hava yolunun açık olup olmadığını, solunumunun olup olmadığını, solunum varsa düzenli mi düzensiz mi olduğunu anlayabilmelidir arkadaşlar. Yaralı hasta ya da ilk yardıma muhtaç bir kişiyle karşılaşıldığında ilk yapılması gereken uygulama olan güvenlik tedbirleri alındıktan sonra kişinin hemen bilinci kontrol edilmeli. Kişinin bilinci yoksa yanınızdaki kişiye 112 acil servis arattırıldıktan sonra kişi sırt üstü sert bir zemine yatırılmalıdır. Sırt üstü yatan bir kişide en büyük tehlike hava yollarının dil köküyle kapanmasıdır, hava yollarının. Bu nedenle kişinin ağzında bir cisim var mı yok mu kontrol edildikten sonra kişiye baş çene yani baş geri çene ileri pozisyonu verilmelidir. Baş çene pozisyonu verdikten sonra bak dinle hisset yöntemiyle solunum en az 10 saniye değerlendirilmeli. 10 saniye değerlendirilmesinin amacı bir soluk alma verme süresinin 5 saniye olmasıdır. İlk yardımcı bir solunumu kaçırırsa ikinci solunumda kişide solunum olup olmadığını anlayacaktır. 10 saniye kuralı bu şekilde var. Bu yüzden var arkadaşlar. Dolaşım sistemi ve önemi. Kalbin fırlattığı kan damar içinde dolaşımıyla oluşan sisteme dolaşım sistemi adı verilir. Dolaşım sistemi kapalı bir sistemdir ve temel yapıları kalp, damar ve kandır. Bu sistemin temel görevi sindirim sisteminden kana geçen besinleri ve solunum sistemi aracılığıyla alınan oksijeni tüm hücre ve dokulara ulaştırmak, metabolizma sonucu oluşan atık ürünleri bedenden diğer sistemlerle birlikte uzaklaştırmaktır. Dolaşım sisteminin merkezi kalptir. Kalbin temel görevi kanın damarlar içinde akması için gerekli basıncı sağlamaktır. Bunu da kasılıp gevşeyerek yapıyor kalp. Aslında kalbin basitçe görev tanımı kanı pompalamaktır. Basit bir pompa şeklinde çalışır. Kalp ve damarların oluşturduğu dolaşım sisteminin ana unsuru olan kalp durursa kan dolaşımı da durur. Kalbin durma süresi uzadıkça hücre doku kan organ beslenmesi sona ereceğinden hücrelerde geri düzelmeyecek hasarlar oluşur ve ölüm gerçekleşir. Bedende herhangi bir atar damar üzerinden kalp atımlarının hissedilmesine de nabız diyoruz. Nabızın oluşma nedeni kalbin kasılması sırasında atar damarları fırlatmış olduğu kanın damara yaptığı basınçtır. Dolaşımın varlığı bedende birçok noktada bulunan atar damarlar üzerinden nabız sesinin parmaklarla hissedilmesiyle anlaşılmaktadır. Bebeklerde nabız dirsek üstündeki kol atar damarından, çocuklarda ve yetişkinlerde ise boynun her iki yanında bulunan şah damarından ölçülür. İzlenim durumundayken kalp dakikada ortalama 70 kere, yetişkinlerde 60 ila 100 arası atarken hızlı koştuğumuzda atım sayısı 150-200'e kadar çıkabilir. Otururken dakikada 60 ila 80 arasında atıyor olması normal kabul edilir nabızda arkadaşlar.
Çocuklarda dakikada atım sayısı normalde 100 dolayındadır ve yaşlılıkta azalır. İlk yardımcı için önemli olan nabız sesinin varlığı, yokluğu, şiddeti ve sayısıdır. Bu ilk yardım ileriki aşamalar için önemlidir. Kişide solunum ve nabız varsa kişi yaşıyor demektir. Bunun tespiti de çok doğru yapılmalıdır. Yetişkinlerde ve çocuklarda boyun şah damarına, bebeklerde ise dirsek üstü atar damardan nabız kontrolü en az 3 saniye boyunca yapılmalı. Kişinin durumuna geçirdiği olaya göre nabız şiddeti, yani yüzeysel mi daha ya da daha az ya da az derinden hissedilebilir. Özellikle şoka bağlı durumlarda nabız ölçümü çok önemlidir arkadaşlar. Olay yeri, hasta ya da yaralının değerlendirilmesi. İlk yardımcı herhangi bir kaza, hastalık ya da yaralanma durumunda ilk yardımın amaçları doğrultusunda hareket etmeli. Hayatı tehlikeye sokan durumlara örnek olarak bu bağlamda hayatı tehlikeye sokan durumlar, tehlikeli ya da evcil hayvanlarla karşılaşma, yılan, akrep, kedi, köpek, kene gibi, yangın ya da patlama ihtimali olan bölgelerde bulunma, yüzme bilmeyen birinin suya girmesi, doğal afetler, trafik kazasında yolun ortasında kalma, soluk borusuna cisim kaçması verilebilir. Tehlikenin ortadan kaldırılması ilk yardımın birinci uygulaması olan koruma ilkesinin en önemli unsurudur arkadaşlar. Kişi ve olay yerini koruma yani. Olay yerinin değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması. Koruma ilkesi gereğince ilk yardımcı öncelikle kendi can güvenliğini sağlamalıdır. Bunun için de önce çevre güvenliğini sağlamalıdır. Çevre güvenliğini ve kendi güvenliğini sağladıktan sonra hasta ya da yaralının güvenliğini sağlamalıdır. Tüm güvenlik tedbirleri alındıktan sonra ilk yardımcı güven içinde kişiye yardımcı olmalıdır. Güvenlik tedbirlerinin alınmasındaki temel amaç kişinin yaşamına tehdit eden durumu ortadan kaldırmak, hastalanmasına ya da yaralanmasına neden olan durumu tekrar etme olasılığı azaltmaktır. Olay yerinin güvenliğinin sağlanmasına olay yerinin değerlendirmesi de eşlik eder. Olay yerinin değerlendirmesi de amaç olay yerindeki yaralılara ve olaylara belli bir sıra dahilinde müdahale etmektir. Olay yeri ve yaralının değerlendirmesindeki amaçlar güvenlik tedbirlerini aldın mı, kendin ve yaralı güvende mi, kime önce müdahale etmeliyim, hangi hastanın durumu daha ciddi, hangi hastaya hangi yöntemi, yani temel yaşam desteği, hemlik manevrası, turnike gibi hangi yöntemi uygulayacağız sorularına cevap verebilmektir. İlk yardımda temel kurallar sırayla uygulanmalıdır. Çevre güvenliğini almadan kişiye müdahale edilmemeli, bilinç kontrolü yapmadan hastaya müdahale edilmemelidir. Ağız içi kontrolü yapılmadan baş çene pozisyonu verilmemelidir. Solunuma bakmadan temel yaşam desteğine geçilmemelidir. İlk yardımda her aşama bir öncesi kadar önemlidir. Yani belli aşamalardan gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani öncelikle koruma ilkesi gereğince çevre güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Daha sonra bilinç kontrolü yapmanız gerekiyor. Daha sonra ağız içi kontrolü yaptıktan sonra baş çene pozisyonu vermeniz gerekiyor. Daha sonra solunuma baktıktan sonra temel yaşam desteğine geçmeniz gerekiyor. Bu aşamalar önemli yani arkadaşlar. Hasta ya da yaralının birincil değerlendirmesi yaralının. İlk yardımcı olay yerinin kendisinin ve yaralının güvenliğini sağladıktan sonra hastanın yanına gelerek bulduğu durumda ya da pozisyonda kişinin bilincini kontrol etmelidir. Bilinç kontrolü sonrası bilinç varsa solunum dolaşım durumu ve ikincil değerlendirmeye yapılır. Bilinç yoksa ağız içi baş çene pozisyonunun solunum ve dolaşım varlığı tespiti yapılır. Solunum yoksa temel yaşam desteğine geçilir. Temel yaşam desteğine geçmeden önce eğer 112 acil servisi arattıralamamışsa ilk yardımcı yalnız ise 112 acil servisi ilk yardımcısı kendisi arar. Solunum varsa dolaşım olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bedende dolaşımın varlığı nabız hissetmesiyle anlaşılır. Nabız yetişkinlerde ve çocuklarda boyun şah damarından, bebeklerde ise dirsek üstü kol atar damarından en az 5 saniye 3 parmakla kontrol edilir. Özetle birincil değerlendirme koruma ilkesiyle başlar. Bilinç kontrolü, ağız içi kontrolü, baş çene pozisyonu, solunum ve dolaşım değerlendirmesiyle biter arkadaşlar. Birincil kontrol. Hasta ya da yaralının ikincil değerlendirmesi. İlk yardımcı ikinci değerlendirmeye geçilmişse kişide kesinlikle solunum ve dolaşım var demektir. Bilinç kontrolü sonrası da hasta veya yaralı ya da kazazede ilk yardımcının vermiş olduğu sözel uyarılara cevap verebiliyorsa, yani konuşabiliyorsa, ilk yardımcının onunla sürekli konuşması ve durumu ile ilgili ondan bilgi alması gerekir. Bu aşamaya görüşerek konuşma adı verilir. Bu aşamada hasta veya yaralı ya da kazazedenin geçmiş hastalık öykü bilgisi, hasta ile ilgili kişisel bilgilerin toplanması, yani ad, soyadı, yaşı gibi bilgilerin, çevredekilerden bilgi toplama, hasta ya da yaralının yaşamsal bulguların durumunu tespit etme, yani bilinç durumu ve düzeyi, hafıza durumu, solunum, dolaşım, beden ısısı ve benzeri durumları tespit etme şeklinde gerçekleşir. Hasta kendini iyi hissettiğini söylese bile kontrol amaçlı ikincil değerlendirme işleminin yapılacağı açıklanmalıdır. Bunlar baş bölgesi, yüz ve boyun bölgesi, göğüs bölgesi, karın bölgesi, sırt bölgesi,
Kol ve bacaklar elle yoklanarak ve gözle takip edilerek ikincil değerlendirme yapılır arkadaşlar. Yani ikincil değerlendirme hastanın genel bir kontrolü. Baş, boyun ve yüz değerlendirmesi. İlk yardımcı hastaya yakın bir şekilde diz çökmeli, ellerini nazikçe saçlı derinin içinde gezdirerek kafa bölgesinde ele gelen bir kırık parçası, kanamaya bağlı ıslaklık, yabancı cisim araştırması yapmalı. Baş bölgesine kırık ya da çökme ihtimali olmasına karşılık fazla basınç uygulanmamalı. Yüz ve boyun bölgesi değerlendirilmesi yapılırken beden ısısı ve cilt rengi de değerlendirilmeli. Göz bölgesinde ise hastanın bilinci açıksa gözlerini açması söylenebilir. Bilinç kapalı ise solunum ve dolaşım varsa göz kapakları ilk yardımcı tarafından açılarak göz içinde kanama ya da yabancı cisim varlığı araştırılır. Ağız içine de özellikle yabancı cisim var mı yok mu diye bakılır. Ağız içi kontrolünde de nazik olunmalı, baş oynatılmamalıdır. Kulak kontrolünde de ezik, şişlik, morluk ve sıyrıklar olup olmadığına bakılmalı. Boyanın değerlendirmesi sırasında nabız kontrolü, sayısı, ritmi ve şiddeti de değerlendirilmelidir. Göğüs ve sırt bölgesi değerlendirmesi. Göğüs ve sırt bölgesi solunum ve dolaşım sistemleri için oldukça önemlidir arkadaşlar. Göğüs bölgesinde kişinin solunum durumu gözle kontrol edilmeli. Köprücük kemiğinden başlayarak da nazik bir şekilde elle göğüs bölgesi kontrol edilmeli. Ağrı, acı, kemik kırığı, zor nefes alma durumları not edilmeli. Göğüs bölgesinde yabancı cisim varsa cisim kesinlikle çıkartılmamalı. Göğüste meydana gelen delici yaralanmalarda açılan delikten yani yaradan hava girişi çıkışı var mı? Göğüs kemiklerinde çöküntü ya da çıkıklar var mı? Kişi derin mi soluk alıyor yoksa sığ mı? Solunum sayısı, ritmi ve derinliği normal mi? Solunum sesleri normalden farklı mı geliyor? Göğüs bölgesi nefes alma ve verme sırasında aynı yönde mi hareket ediyor? Sorularına yanıt arar arkadaşlar. Karın bölgesi değerlendirilmesi. Hasta veya yaralının karın bölgesinde bir yaralanma ya da yabancı bir cisim batması olup olmadığı araştırılmalı. Karın bölgesi muayenesinde karnın sertliği, ağrı durumu, şişliği, kanama durumu, yabancı cisim varlığı, hassasiyet, gerginlik kontrol edilir. Kollar ve bacakların değerlendirilmesi. Hasta veya yaralının kol değerlendirmesinde köprücük kemiklerinden el parmak uçlarına kadar olan kısım incelenmelidir. Kırık, kanama, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve yara olup olmadığı değerlendirilmeli. Hasta ya da yaralıda saat, bilezik, kolye gibi takılar çıkartılmalı. Ayakların duruş şekli, kırık, çıkık, kesik, şekil bozukluğu, renk değişimi, hareket kaybı, ağrı, kanama, yabancı cisim batması durumları değerlendirilir. Yabancı cisim batması varsa cisim çıkartılmaz. Kırık ya da çıkık varsa düzeltilmeye çalışılmaz. Çıkan kırık uçları içeri itilmeye çalışılmaz. İkincil değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular 112 acil servis beklenirken kişiye hangi pozisyonu vereceğimiz konusunda da bize yardımcı olur. Temel olarak ilk yardımda 3 pozisyon vardır. Bunlara bakalım. Yara oturup pozisyon. Yara oturup pozisyon kalp krizi geçirenlere, solunum sıkıntısı olanlara, göğüs bölgesinden yaralanmış kişilere verilir arkadaşlar. Şok pozisyonu. Şok pozisyonu hastanın nabzının hızlı ve derinden duyulduğu, solunumun hızlandığı, deri renginin soluk olduğu, derinin soğuk olduğu ve kanamanın olduğu durumlarda verilir. Koma pozisyonu, yani yarı yanda yatar pozisyon ise ikincil değerlendirme sırasında kişilerde şok bulguları ve yara oturup pozisyon vermek için gerekli bulgular tespit edilmemişse verilmelidir. Yani arkadaşlar bu pozisyonları ileriki şeylerde de bölümlerde de detaylı olarak resimli olarak açıklayacağız arkadaşlar. Özetle ikincil değerlendirme aşamaları şunlardır. Kendini tanıtma, gerekirse eğitim durumunu ve çalıştığı yeri söyleme, yaralının ismini öğrenmeye ve adıyla hitap etme, hasta veya yaralının endişelerini giderme, nazik davranarak hasta ya da yaralının güvenliğini sağlama, olayın nasıl olduğunu sorma, kişisel özgeçmişleri, kullandığı ilaçlar ve alerjisi olup olmadığını sorma, en son ve ne zaman ne yediklerini öğrenme, bilinç düzeyi, anlama, algılama işlemleri, solunum sayısı, ritmi, derinliğini tespit etme, vücut ısısı, nemlilik, renk kontrol etme, bedeni baştan ayağa kontrol ederek durumun değerlendirmesi yapma, uygun pozisyon verme. Evet arkadaşlar, temel yaşam desteğine bakalım şimdi de. Solunumu veya kalbi durmuş kişide suni solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile kalpten kan pompalanmasını sağlamak için ilaçsız ve tıbbi malzemesiz yapılan uygulamalara temel yaşam desteği diyoruz. Temel yaşam desteği uygulamaları yetişkin çocuk ve bebeklerde farklılık gösterse de amaç aynıdır. İlk yardımcı solunum ve dolaşımı duran bir kişiyle karşılaştığında yetişkinlerde hemen 112 acil servisi arayarak bilgi vermeleri kişinin solunumu ve dolaşımını geri getirmek amacıyla temel yaşam desteğine geçmesi gerekir. Tekrar etmek gerekirse
duran solunumu geri getirmek amacıyla suni solunum ve duran kalbi çalıştırmak amacıyla yapılan kalp masajı uygulamalarına temel yaşam desteği diyoruz arkadaşlar. Temel yaşam desteğinde amaç kalbi tekrar çalışmak, solunumu geri getirmektir dediğimiz gibi. Aslında gizli bir amaçta dışarıdan göğüs kafesine baskı yaparak kalbi yer ve göğüs kafesi arasında sıkıştırarak dışarıdan bir kuvvetle kalbin pompalama görevini yapmasını sürdürmektir. Kişide solunum varsa kişide dolaşım varlığı yani nabız tespiti yapılmaya çalışılır. Yetişkinlerde nabız boyun şah damarından en az 3 parmakla 5 saniye kontrol edilir. Eğer kişide solunum ve dolaşım varsa ikinci dil değerlendirmeye geçilir. Ancak solunum ve dolaşım yoksa temel yaşam desteği uygulamasına geçilmelidir arkadaşlar. Baş çene pozisyonunun verilmesindeki temel amaç bilinci kapalı kişilerde dil kökünün geriye doğru kaçarak hava yolunu kapatmasını engellemektir arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Baş çene pozisyonu verme resimli olarak anlatılmış. Bu hareket sonrasında yerde yatan kişinin alt çene kemiği yere dik 90 derece olacak şekilde ve bu şekilde hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Suni solunum sırasında göğüs kafesinin yükselip yükselmediği kontrol edilmeli. Eğer göğüs kafesi verilen nefese rağmen yükselmiyorsa verilen baş çene pozisyonu yeterli değildir. Yanlış verilmiştir ya da hava yolu yabancı cisimle tıkalıdır ya da daha yeterli hava verilmemiştir ya da burun delikleri kapatılmamıştır. Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması kalp masajı ile başlar. Kalp masajında önemli olan doğru yere baskı yapmaktır. Kalp bası noktası bulunurken ilk yardımcı bir elinin baş parmağını göğüs kemiğinin halk arasında iman tahtası çeneye yakın bitim noktasına, diğer elini işaret parmağını diyaframa yakın göğüs kemiğinin bitiş noktasına koyar. Aslında ellere iki eşit C harfi şekli verilmiştir. Bu iki çeşit C'nin orta noktası yani iki parmağın temas ettiği yerin altında kalan C bölgesine ilk yardımcı bir elin avucunun tabanını koyar. Diğer elini de bu elin üstüne koyar. Baş parmak uçları kesinlikle gövdeye temas etmemelidir. Üstteki el altta bulunan eli yukarıya doğru çekerek elin ayağısı ve parmaklarının hasta veya yaralıya temas etmesi önlenir. Dirsekleri bükmeden kollar ve omuzlar düz hasta veya yaranın üzerine tam dik olacak şekilde pozisyon alınır. İlk yardımcı yaranın üzerine doğru eğilerek dirsekleri kırmadan yandan bakıldığında göğüs bölgesinin yüksekliğinin 1 bölü 3 kadar yani 5 santim kadar çökecek şekilde aşağı doğru dik şekilde bası uygulanır. Toplamda 30 kez bası uygulanır. Her bası için bir rakam söylenir. Bası temposu dakikada 100 olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayarken 1'den 10'a kadar olan harfler tek heceli olduğu için yanına bir harf eklenir. 1C, 2C, 3C, 10, 11, 10, 12 gibi. 10, 12, 30 şeklinde sayılır arkadaşlar. 30 kez kalp masajı yaptıktan sonra kişi halen kendine gelmemişse 2 kez suni solunum yapılır. Suni solunum için kişi baş çene pozisyondayken ilk yardımcı bir elini iki parmağıyla yaranın burun deliklerini kapatır ve diğer eliyle çenesinden aşağı çekerken yaralının ağzının içine alarak her biri bir saniye süren iki nefes verir. Nefes verme işleminde verilen havanın çıkıp çıkmadığı kontrol edilir ve beklenir. Bu şekilde temel yaşam desteği bir döngü halinde 30'a 2 şeklinde devam eder. Yani 30 kalp masajı 2 suni solunum şeklinde. Suni solunumda nefes verirken ilk yardımcı normal bir nefes alır. Hasta veya yaralının ağzına hava dışarı çıkmayacak şekilde ağzını yerleştirerek bir nefes verir. Verilen nefesin göğüs kafesini yükseltmediği takip edilir. Nefes verdikten sonra hastanın ağzı ve burnu açılarak hasta veya yaralının nefesi vermesine izin verilir. Yaralının göğüs kafesinin inişi gözlemlenir. Temel yaşam desteği 112 acil servis olay yerine gelene kadar, kişi kendine gelene kadar ya da ilk yardımcı yorulana kadar yapılmalıdır. Kişinin vermiş olduğu tepki üzerine derhal temel yaşam desteği uygulamasını sonlandırmalı. Hemen kişinin solunum ve dolaşımını kontrol etmelidir ilk yardımcı. Kişi gerçekten yaşama dönmüşse ikinci değerlendirmeye geçilmeli. İkincil değerlendirme sonucunda elde edilen bulgulara göre kişiye gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra kişiye uygun pozisyon yani koma pozisyonu, şok pozisyonu ya da yarı otur pozisyon verilmeli. Pozisyon verildikten sonra 112 acil servis gelinceye kadar hasta ya da yaralı yalnız bırakılmamalı. 3 ila 5 dakikada bir yaşam bulguları değerlendirilmelidir arkadaşlar. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği. İlk yardımda 0-12 aya kadar olan bireyler bebek, 12 ay 8 yaşa kadar olan bireyler çocuk ve 8 yaş üstü bireyler yetişkin olarak kabul edilir. Çocuklarda temel yaşam desteği. Çocuğa yetişkinlerde olduğu gibi 90 derece olacak şekilde baş çene pozisyonu verilir. Baş çene pozisyonu verildikten sonra
Çocuğun solunum vaktinle hisset yöntemiyle en az 10 saniye kontrol edilir. Solunum olmadığı tespit edilirse çocuklarda temel yaşam desteği uygulanmasına geçilir. Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak temel yaşam desteğine 2 suni solunum ile başlanır. Çocuğun solunumun olmadığına karar verildiğinde ilk yardımcı bir el alına yerleştirerek diğer elle çene yukarı doğru kaldırılır. İlk yardımcı normal bir nefes alır. İlk yardımcının ağzı çocuğun ağzına hava dışarı çıkmayacak şekilde yerleştirilir ve bir nefes üflenir. Çocuklarda verilecek hava miktarı göğüs yükselecek kadar olmalı. Göğüs kafesinin yükselip yükselmediği kontrol edilmeli. Kurtarıcı nefesler yani suni solunumlar verildikten sonra halen çocuk kendine gelmediyse yani yaşama dönmediyse kalp masajına geçilir. Kalp masajı noktası yani bası noktası yetişkinlerde olduğu gibi tespit edilir. İki eşit C yaparak göğüs kemiğinin karna doğru alt noktasına yani C parçasına bir elin tabanı yerleştirilir. Çocuklarda kalp masajı tek elle yapılır. Tek elle baş çene pozisyonu bozmadan, dirsekleri bükmeden, diş şekilde yere doğru parmaklar göğüse değmeden 30 kez kalp masajı yapılır. Baskı kuvveti göğüs kemiğinin 1 bölü 3'ü çökecek şekilde olmalıdır. Bu da yaklaşık 2 ila 5 santim arasına denk gelir. Kalp bası sayısı ve temposu yine dakikada 100 olacak şekilde ayarlanmalıdır. Her 30 kalp basısından sonra 2 kez suni solunum yapılmalı. İlk yardımcı olay yerinde yalnızsa ve daha önceden 112 acil servisi arattıramamışsa 5 tur 30 kalp masajı, 2 suni solunum yaptıktan sonra bu kez kendisi 112 acil servisi arar. Daha sonra 112 acil servis gelinceye kadar, çocuk kendine gelinceye kadar ya da ilk yardımcı yoruluncaya kadar temel yaşam desteği uygulamasına devam edilir. Bebeklerde temel yaşam desteği, bebeklerde bilinç ayak tabanından kontrol edilir. Bebeklerin bilinçli tepkileri her zaman tespit edilemeyeceği için özellikle bilinç kontrolüne de hangi ayağa vuruluyorsa çapraz eldeki tepki değerlendirilmelidir. Tepki yoksa bilinç kapalı olarak kabul edilir. İlk yardımcı bebeği sırt üstü sert bir zemine yatırır ve bebeğin kıyafetlerini çıkarır. Bebeğin ağız içini kontrol ettikten sonra bebeğe yetişkinlerden ve çocuklardan farklı olarak 60 derecelik baş çene pozisyonu verir. Daha sonra bebeğin solunumu yine bak dinle hisset yöntemiyle en az 10 saniye boyunca kontrol edilir. Temel yaşam desteğine çocuklarda olduğu gibi 2 suni kurtarıcı solunumla başlanır. İlk yardımcı bebeğin ağız ve burnundan puf şeklinde ağzındaki hava kadar yaklaşık 50 mil hava verir. Göğüs kafesinin yükselip yükselmediği kontrol edilmeli. Nefes verdikten sonra bebeğin ağzı ve burnu açılarak havanın çıkışına izin verilir. Daha sonra ikinci nefes verilir. İki kurtarıcı soluk verdikten sonra bebek halen kendine gelmemişse kalp masajına geçilir. Kalp bası noktası bebeklerde iki meme başı eksen alınarak bulunur. İki meme başı arasında hayali bir çizgi çekilir. Bu çizginin orta noktasına iki parmak yani orta ile yüzük parmak ya da işaret parmak yerleştirilir. Parmaklar dik olacak şekilde dirsekleri bükmeden 30 kez dakikada 100 olacak şekilde göğüs kemiğine baskı yapılır. Bebeklerde göğüs kemiğine göğüs kafesinin 1 bölü 3'ü çökecek kadar baş parmaklarla bası uygulanır. Bu 1 ila 3 cm tekabül eder. Her 30 kalp basından sonra 2 kez suni solunum yapılmalı. İlk yardımcı olay yerinde yalnızsa ve daha önceden 112 acil servisi arattıramamışsa 5 tur 30 kalp masajı 2 suni solunum yaptıktan sonra bu kez kendisi 112 acil servisi arar. Daha sonra 112 acil servis gelinceye kadar, bebek kendine gelinceye kadar ya da ilk yardımcı yoruluncaya kadar temel yaşam desteği uygulamasına devam edilir arkadaşlar. Hava yolu tıkanıklarında ilk yardım. Hava yolunun yabancı cisimlerle tıkanması hasta veya yaralının yaşamını tehdit eden en önemli durumlardan bir tanesidir. Tıkanma durumunda solunum sistemi çalışmayacağı yani oksijenin bedene girişi duracağı için kısa sürede bilinç kaybı ve müdahale edilmezse ölüm ortaya çıkar. Çok ciddi bir durum olarak karşımıza çıksa da basit müdahalelerle bu durumdan kişi kurtarılabilir. Solunum yolunu tıkayan ya da daraltan etmenler, baş, dil kökü, yemek parçası, ağza alınan küçük cisimler, diş parçası, takma dişler, kusmuk, kan pıhtısı, hastalıklar sonucu oluşan semptomlardır arkadaşlar. Kısmi tıkanma ve ilk yardım. Kısmi tıkanma adından da anlaşılacağı üzere hava yolunun bir kısmının yabancı bir cisimle tıkanması. Kısmi tıkanmalarda az da olsa bir hava geçişi vardır. Kısmi tıkanma durumlarında kişi nefes alabilir, konuşabilir, nefes alırken ıslık benzeri bir ses duyulabilir. Kişi sıkıntısını dile getirebilir. Genelde öksürme refleksiyle yabancı cisimler rahatlıkla dışarı atılır. Öksürebilen bir hastaya asla fiziksel müdahalede bulunulmaz. Kişi öksürmeye teşvik edilir. Kişinin yanından ayrılınmaz. Çünkü kısmi tıkanma her an cismin yer değişmesine bağlı olarak tam tıkanmaya dönüşebilir. Bu tehlike vardır yani. Tam tıkanmalarda ilk yardım. Tam tıkanmalarda kişi konuşamaz, nefes alamaz, öksüremez. Kişi morarır. Kişide ölüm korkusu gözlenir.
ellerini boğazına götürür. Zamanında müdahale edilmezse kişi kısa sürede ölür. Tam tıkanmalarda hemlik manevrası uygulanır. Hemlik manevrasında karına doğru iki elle yapılan sıkıştırma, yani bastırmaya bağlı akciğerlerde oluşan basınç etkisiyle yabancı cismin ağza doğru fırlatılmasıdır. Tam tıkanmalarda ilk yardımda koruma ilkesi gerçekleştirilir. Bilinç kontrolü yapılır. Hastanın ağız içi kontrol edilir. Hastada tam tıkanma işareti ve belirtileri varsa hastanın hemen arkasına geçerek bir kolla hastayı koltuk altına, göğüs bölgesinden çekerek tutarak sırtına 5 kez süpürür tarzda aşağıdan yukarı vurulur. Yabancı cismin bu 5 vuruşun etkisiyle ağza gelip gelmediği kontrol edilir. Cisim çıkmazsa bu kez ilk yardımcı bir elini yumruk yapar, baş parmak eklemini göğüs kemiğinin bittiği noktaya diyafram üzerine koyar. 5 kez şiddetli bir şekilde kişiyi kendine çeker, oluşan basınçla cisim çıkabilir. Çıkmazsa 5 kez sırta, 5 kez karna baskıya devam edilir. Cisim çıkmaz, kişinin bilinci tamamen giderse bu kez ABC değerlendirmesi ve gerekirse temel yaşam desteğine geçilir. Havayolu tıkanıklarında öksüren hasta veya yaralıya asla sırttan vurma, karından itme ve göğüsten basın yöntemleri uygulanmaz arkadaşlar. Bu tam tıkanma için geçerli. Bizim saydığımız tam tıkanma şeyleri için geçerli arkadaşlar. Fakat öksüren hastaya ya da yaralıya bu işlemler yapılmaz. Bebeklerde tıkanmalarda ilk yardım. Bebeklerde kısmi tıkanmalarda bebeğin kendi kendine nefes alması ve öksürmesine yardımcı olunur. Bu durumlarda bebek kucağa alınıp başı yükseltilir, omuza yaslanır. Arada bir ağız içi kontrol edilir. Cisim çıkmışsa elle alınır. Cisim tehlike arz ediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Tam tıkanmalarda ise sırta ve göğüse baskı yöntemi uygulanır. Genel ilk yardım kurallarına uyulduktan sonra bebeğin bilinci yerinde ise yüzüstü sol ya da sağ kolun üzerine yatırılır. Bebeğin başı aynı kolun eliyle desteklenerek iki kürek kemikleri arasına 5 kez yukarıdan aşağıya doğru vurulur. Bebeğin ağız içi kontrol edilir. Cisim çıkmamışsa bu kez bebek diğer kol üzerine sırt üstü bebeğin başı aşağıya doğru olacak şekilde yatırılır. Bebeğin yatırıldığı kol bacağa yaslanarak destek alınır. Yabancı cisim çıkmış mı tekrar bakılır. Cisim çıkmamışsa bu kez kalp masajı yapılan noktaya 5 kez bası, yani aşağı ve ileriye doğru yapılır. Yabancı cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Yabancı cisim çıkana kadar 5 sırta vurma, 5 göğüs basısı işlemi sürdürülür. Evet arkadaşlar, hemlik manevralarını görüyorsunuz yetişkinlerde ve bebeklerde arkadaşlar, resimli olarak. Yetişkinlerde havayolu tıkanıklarında önce 5 kez sırta süpürür tarzda vurulur, orta resimdeki gibi. Cisim çıkmazsa hemlik manevrasında, yani 5 kez karna baskıya geçilir. En sağdaki resim görüyorsunuz. Bebeklerde tam tıkanmalarda 5 kez sırta baskı ve 5 kez kalp bası noktasına yapılır arkadaşlar. Bu da en soldaki alttaki resim arkadaşlar, görüyorsunuz. Genel anlamda bu şekilde. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüz, temel ilk yardım dersimizin ikinci bölümünde buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste üçüncü bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler.